Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dışı kek, içi akışkan, çok ama çok lezzetli bir sufle tarifi vereceğim. Bugüne kadar kime yaptıysam çok beğendi. Bu lezzetten sizi de mahrum etmek istemedim ve sizin için de kısa bir video hazırladım. İhtiyacımız olan malzemeler yarım çay bardağı un, 1 çay bardağından biraz eksik şeker, 3 adet yumurta ve 1 yumurtanın sarısı, 125 gram sana yağ, isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Son olarak 1 paket bitter ve 1 paket de sütlü çikolata ihtiyacımız var. İlk olarak tencereye az su ekleyip ocağa bırakıyorum. Daha sonrasında cam bir kaseye çikolatalarımızı ve sana yağını koyup kaynayan suyun üzerinde benmarie usulü eriteceğiz. Ben 1 paket sütlü, 1 paket de bitter çikolata tercih ettim. Ama siz isterseniz 2 paket bitter çikolata kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor ama tadı bir tık daha sert oluyor. Son olarak yağımı da ekleyip kaynayan suyun üzerine bırakıyorum. Burada kasenin suya temas etmemesi gerekiyor. Eğer suya temas ederse çikolatalarınız yanabilir. Su kaseye temas etmeden buharıyla kısık ateşte erimesi gerekiyor. Onu göz ardı etmeyin lütfen, yoksa çikolatanız yanabilir. Çikolata karışımı tamamen eridikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Bu esnada 3 tane yumurta ve 1 yumurta sarısı ile şekeri çırpacağız. Burada mikser kullanmanıza, yumurtayı köpük köpük yapmanıza gerek yok. Şeker eriyene kadar karıştırmanız yeterli. Daha sonra unumuzu ekleyip tekrar karıştıracağız. Unu da güzelce karıştırdıktan sonra kenarda soğumayı bıraktığımız çikolata karışımını yavaş yavaş ekliyoruz. Çikolata karışımının sıcak olmamasına dikkat edin. Eğer çok sıcakken koyarsanız karışımdaki yumurtaları pişirebilirsiniz. O yüzden ılık ya da soğuk olduğundan emin olun. Çok fazla çırpmadan hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra da bir 5-10 dakika kadar da dolapta bekleteceğiz. Fırını 180 derecede altlı üstlü ısıttıktan sonra sufleyi kaplarımıza koyup fırına göndereceğiz. Bu tarifteki ölçüler ile toplamda 4 adet sufle çıkıyor. Daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Sufleyi kaplara koyarken bir parmak kadar boşluk bırakın. Çünkü pişerken birazcık kabarıyor. Biz şimdilik 2 tane yaptık. Diğer ikisini de dolaba koyduk. Yarın da diğerlerini yapacağız. Bu şekilde siz de fazlasını 2-3 güne kadar dolapta bekletebilirsiniz. Herhangi bir şey olmuyor. Ortalama 8-10 dakika içerisinde pişiyor. Fırınınızın özelliğine göre daha uzun da sürebilir. Sürekli kontrol halinde olun. Hafif kabardıktan sonra alabilirsiniz. Eğer çok fazla bekletirseniz keke dönüşür. O yüzden dikkatli olun. Gördüğünüz gibi akışkan ve çok lezzetli bir sufle hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Denerseniz mutlaka yorum yapın. Düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Evet, elini... Allah. Allah, yapamadın sanki sen o işi. Hop, sarısı. Sarısı, evet arkadaşlar, böyle yapmayın. Siz nasıl yapılmadığını gördünüz. Neden mikseriniz yok diye sormayın. Çünkü bu mikserle yapılmıyor. Çünkü mikseri almadık. Hayır. Ama bu miksersiz yapılıyor. Hayır, miksersiz yapılıyor. Peki. Çünkü fakir insanın mikseri aradan kim kaldı?
Bunu yavaşça içine döküyoruz. Evet, yavaşça. Nasıl karıştıracağım aynı evet. zamanda? Evet, şu anda ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yapacağım. Tamam, bırak. Evet, yavaşça dedi cumbulu döktü içine. Un fırınsır yalnız. Un fırınsır bu. Artık adı unla yaptığı için un fırınsır.